İyi akşamlar. Sayın Cumhurbaşkanı birazdan devreye giriyor. Zannediyorum gençlerle değil mi? İlim Yayma Cemiyeti'nin evet. Ödüllerini şey yapacak. Evet, konular küreselciler, ulusalcılar olarak yaşam şu anda ikiye bölünmüş gibi dururken Cumhurbaşkanı geliyor ortama, sonra tekrar burada beraber olacak. Hayır, daha şimdi hemen Cumhurbaşkanı gelmiyor. Biz birazcık yayınımızı yapacağız, orada konuşmalar oluyor. Geliyor evet. Dediniz de onun için. Ben birazdan bu tamam, Elon Musk'ı soracaktım sana. Neyini soracak? Bugün teşekkür etti Sayın Cumhurbaşkanı. Yani şimdi ne oldu? Cumhurbaşkanı ulusalcı, dünyada her yerde çok doğru pozisyon alıyor. Bütün şeylere karşı, fakat birden teşekkür eder oldu Elon Musk'a. Buyurun siz. Benim uzaya füzemizi Elon Musk tarafından gönderildi. Evet. Yani bundan daha ve çok büyük bir lobi vardı Türkiye'nin uzaya füze uydu göndermesiyle ilgili. Ve Elon Musk elini taşın altına koyarak dünyadaki Türkiye aleyhine bilen bütün lobilere karşı bu işe girişti ve bizi mahcup etmedi. Cumhurbaşkanımdan dolayı da teşekkür etmesi gayet doğal bir şey. Evet. Türkiye için güzel bir şey oldu yani. Çünkü ne oluyor şimdi bu dünyadaki gelişmeler ne oluyor? Her gün değişiyor. Şimdi Elon Musk'ı bir kere diğer küreselcilerden ben ayırıyorum. Aynı yerde değil tabii. Ha. Yani o Bill Gates falan filan evet. Yan yana koy. Mesela Elon Musk'ın bu Covid önlemlerinde fabrikasını kapatmaya kalktılar. Ben açıyorum, gelsin FBI sıkıyorsa tutuklasın beni dedi. Yani bir kere tabii İşin arka cephesinde ne kadar işbirliği yapıyorlar, ne kadar yapmıyorlar onu bilemeyiz. Evet. Elon Musk'ın böyle bir şeysi var ama dünya bu pandemi şeysinden hala şey yapıyor. Bütün Avrupa kapandı, Hollanda kapandı evet. Biliyorsun. Her yerde enflasyon çok her yüksek. Her yerde enflasyon yüksek. Biz bu kapanmaları bu sefer atlatıyoruz galiba. Bu küresel örgüt olan DSÖ'nün uygulamalarını pandemi başlangıcında harfiyen yerine getirdik. Evet. Ama hiçbirinin bir sonucu olmadığını gördük. Şimdi o DSÖ'nün bize bastırdığı pandemi önlemlerinden geri şey yapıyoruz. Ama bugün medya başka bir konuyla çalkalanıyor. Şimdi küresel şeylere gireriz. Neydi? Medyanın çalkalandığı konu bir tane İhlas Haber Ajansı muhabirini Muharrem Sarıkaya yayında tokatladı. Siz gördünüz mü? Görmedim. Neden? Görmediniz kızdığı değil mi? Kızdığı için mi yaptı? Gördük. Siz gördünüz evet. Değil mi? Kızdığı için mi yaptı? Hayır, orada sesini yapmaya çalışıyor sesçi. Geliyor böyle vuruyor, yolluyor. Şimdi o konuyu da detaylı olarak konuşacağız. Ama yani bir çok, şeydir o. Bir şey değil, çok büyük, çok büyük bir rezalet. Öyle yani öyle bir şey değil, büyük bir rezaletle karşı karşıyayız. Onu konuşacağız. Ondan sonra ekonomi tabii herkesin şeysi. Evet. Ekonomiyi uzun uzun konuşacağız. Evet. Aramızda en yetkili kişiler var. Erdoğan'ın gelmesi de birazcık sürecekmiş. O yüzden biz şimdi öyle mi? Devam edelim ekonomiyle mi? Başlayalım. Evet, Cemal Bey. Şimdi herkes piyasalar panik halinde. Ama benim içimde nedense yani o işin büyük kısmının, kötü kısmının gittiğine dair bir his var. Hani bir top gelir yere çarpar ve sonra yukarı çıkmaya başlar ya. Sanki o çarpıp çıkmaya başladığımız andaymışız gibi bir his var içimde. Tabii siz ekonomistsiniz. Evet, ben hissinize katılıyorum öncelikle. Nasıl böyle? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tabii ekonomi olarak son 20 yıl yani AK Parti'nin baktığımızda 2013 yılında 957 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasıla ulaşmıştık. Tam bu arada Gezi Park olaylarına karşılaşmaya başladık. Ondan sonra bizim otobüs aşağı doğru inmeye başladı. Ta ki 2019'un sonunda 720 milyar dolara kadar indik. Tabii burada arada olanlar hepimiz buradaki yaşayan insanlar olarak artık darbenin ekonomiye maliyetleri, işte Ray Brunson davasının şimdi, maliyetleri, bunları saymasak. Cemal Bey, şimdi Gezi dediniz, benim aklıma şöyle bir kronoloji geldi. 2009'da da bir kriz vardı. Evet. Tayyip Erdoğan demişti ki bizi teğet geçecek demişti. Evet. IMF'den para vermeye çalışıyorlardı. IMF'den parayı almayacağız biz. Daha doğumuzda olan ülkelere giden paraları alacağız dedi. Ve benim hissettiğim sanki orada bir düğmeye basıldı. Şimdi bu 17-25 Aralık'ın da
aslında yıl dönümündeyiz tam. Evet. 17-25 Aralık'ın da yıl dönümündeyiz. Yani düğmeye basılan 17-25 Aralık gezi süreci, işte bütün o darbeler falan filan, sanki 12 yıldır bir aynı bir süreci yaşıyoruz gibi geliyor bana. Size de öyle geliyor mu? Şimdi hatta 12 yıldan ziyade 2000 şeyden beri diyebiliriz, yani 2009'da AK Parti'ye kapatma davası açıldığı döneme kadar. Yani AK Parti ilk döneminde 2002 iktidara geldikten sonra ortalama %7,5 büyümeyi yakaladı. %7,5 büyümeyi yakalayınca bir takım çevreler, Türkler bu işi başardılar, bize bağımlı olmaktan kurtulabilecek düsturuyla bir harekete başladı. Bir de hemen düğmeye bastılar, her şey yolunda, kapatma davası. Ondan sonra bakıyoruz savcı operasyonları. Savcı operasyonlardan sonra 17-25 Mart, 25 Aralık'ı gördünüz. 17 Aralık'ı hatta unutmadılar. Dün de borsa operasyonu yaptı aynı grupların şeyleri, büyük ihtimalle. Biliyorsunuz cuma günkü borsa operasyonu saat şimdi 4'ten sonra. Şimdi burada da bir şeyini yapmak lazım. Şimdi piyasa kötü gidince dış güçler diye bir şey çıkıyor. Bu dış güçlerin etkisi ne kadar bizde? Bir de bizim kendi ekonomimizin kendine has sorununun payı ne kadar sizce mesela? Şimdi dış güçlerin etkisi mesela bu dolar operasyonunda dış güçlerden ziyade içteki yerleşiklerin operasyonunu görüyoruz. Öyle mi? Çünkü dış güç Türkiye dışındaki yerleşiklerin borsadan ya da işte Türkiye'den çıkış rakamları, iki haftayı bakmıştım ilk bu operasyon başladığında, $165 milyon borsadan satmışlar. Devlet iç borçlanması netlerinde 115 milyarlık satmışlar. 105 milyar. Toplam $170 milyon bunlardı. Evet. 3 milyara dolar yakında içeridekilerin operasyonu var. Bir lafınızı kesiyorum ne yazık ki. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanımız Erdoğan İlim ve Yayma Vakfı'nın ödül töreninde konuşuyor. Şimdi onu dinliyoruz. Hemen geri döneceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı'nı hep beraber izledik. Ondan özlediğimiz tepkileri gösterdi. Konuştuğu konular da aslında bizim buradaki tayin ettiğimiz gündemle birebir paraleldi. TÜSİAD'a şey yaptı. Bütün hepsini konuşacağız. Şimdi bu sefer soldan başlayalım. Evet. Kurtuluş. Evet. Ne diyorsun sen Cumhurbaşkanı'nın konusunda? TÜSİAD'a yönelik Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması son derece önemliydi. Dün TÜSİAD bir uyarı diye değerlendirebileceğimiz ya da muhtıra da diyebileceğimiz hükümete bir takım telkinlerde bulundu. İhtar verdi, istikamet çizmeye çalıştı. Gittiğin yol değildir, bu tarafa dön gibisinden bir istikamet çizmeye kalkıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tepkisi, değerlendirmeleri bence bu akşam ama bir yüreğimiz soğudu değil mi hepimizin burada? Bir rahatladık. Yani içimiz Cemil'in dediği gibi soğudu, rahatladık. Yani bu kadar olmaz, haddini bu kadar aşmak olmaz. Hükümeti böyle aşağılamak, horlamak, küçümsemek olmaz. Ekonomiye yönelik yeniden böyle korku pompalamalar olmaz. TÜSİAD dediğin zaman Ecevit'i gazete ilanlarıyla düşündüğü gün... TÜSİAD'ın neler yaptığını da zaten şey detaylı şey yapacağız. Yasin Bey, evet. Siz nasıl buldunuz Cumhurbaşkanı'nın yani, konuşmasını? Bence mükemmeldi. Müthiş bir mesajdı. Ben iki cümlesini not aldım müsaadenizle, onları ifade edeceğim ama. Birinci cümle şuydu: bu topraklarda inancıyla, kültürüyle var olmak istiyor bu millet. Tam buna saldırılıyor. Cumhurbaşkanı bunu koruyacağını söyledi. Biraz daha onu netleştirmiş oldu. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa öyle hareket edeceğim. Gerçekten de işte Cumhurbaşkanı da süre verdi. İşte son 200 yıldır bu milletin inancına, değerlerine bir saldırı var. Bu millet asimile ederek sömürülmek isteniyor. Buna bugüne kadar direndi, başarıya ulaşamadılar. Her yolu denediler, başarıya ulaşamadılar. Bu son uygulanan da bu amaca matuf saldırılar. Siz madem böyle saldırıyorsanız, bu saldırdıklarınızı biliyoruz, biz de bu değerlerimizi koruyacağız mesajını verdi. Çok güçlü bir şekilde verdi. İşte millet bunun için liderini seviyor. Yani bu kadar basit. Sen nasıl buldun Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını? Çok süper, güzel bir konuşmaydı. Yani başından bugüne kadar olayı nasıl kendisi de çevirerek getirdiğini anlattı. Ben ama yani inanç sistemi üzerinden değil de yani inanç var belki ama bu inanç onun ekonomideki inançları diye ele alıyorum işi. Ve yani burada da soruyorum.
Türk lirası. Ben hiç bugüne kadar ben 30 senedir Türk lirasındayım. Yani ekonomi bilmeyen bir vatandaş olarak. Hiçbir zaman kaybetmedim. Türk lirası kaybetti fakat çıktı sonradan. Her seferinde çıktı. Ekonomist arkadaşlarıma sordum. Dediler ki o 18 ay içinde toparlar, çıkar dediler. Ve sanki o şey içinde çıktı. Ben şu anda kendime yakıştırmıyorum Türk paramı dolara çevirmeyi. Bu milliyetçi bir tavır. Buna herkes uymak mecburiyetinde değil. Değil mi? Siz ne diyorsunuz? Şimdi dolarizasyonu sağlayan ve de dolara doğru dönüş yapanlar az önce söyledi Cumhurbaşkanı, TÜSİAD ve grubu. Yani elinde büyük sermaye grubu olanlar, bugün Merkez Bankası'nın 16 Aralık itibariyle mevduatlarının, Türkiye'deki tüm mevduattan %62.7'si dolar cinsine döndü. Yani bu oran 2 haftada 4 puan arttı. Bu başka ülkelerde nasıldır mesela insanların mevduatları? Şimdi, evet, nasıl dönerler mi hemen? Şimdi Batı ülkesinde böyle bir durum söz konusu değil. Batılarına zaten kendi paraları. Yani gelişmiş ülkelerde böyle bir durum söz konusu. Yani şüphesiz dolarizasyon, yabancı para mevduattan dolar olması bir defa bu kadar yüksek oranda olması farklı. Belki uzak doğu ülkelerine bakarsanız onların da büyük oranda yerel paraları var. Bir de belli oranda rezerv para olduğu için dolar, euro. Bunlar rezerv para krizinden görüyor, işlem görüyor. Onun için de belli miktarlarda tutarlar ama... Oluyor az gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde oluyor böyle. Oluyor. Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmında liman olarak görüyor. Peki bu şimdi rezervi döviz diyoruz. Evet. Bu dövizin illa hepsi dolar olmak zorunda mı? Yok döviz, böyle bir şey yok. Rezerv altın olarak da tutulur, gümüş olarak yani şimdi, nasıl tutabiliriz bunu? Şimdi bu az önce rezerv para dediğiniz uluslararası mal alışverişinde kullanılan para. Tamam. Yoksa yatırım olarak, mevduat olarak da bir para kullanır ama bir yatırım aracı olarak da altın da kullanabilirsiniz. Ya da başka bir sürü kıymetli madenler var. Bunlar da çok iyi gelir getiren, yükselen madenler. Bunlara da yatırım yapıyorlar. İşte Bitcoin'lere niye yatırım yapıyorlar mesela? Bu da bunun gibi bir işlem gören bazı bakış açısından yer elde ediyor. Bunlar olabilir ama bizdekiler şu anda bir operasyonun göstergesi olduğu için böyle yükseliyor. Evet. Yani bir hafta önce ben yine bu televizyon kanalında demiştim. O zaman 40'a 60'tı. Şimdi %20 daha yükselmiş yani. Şimdi ise bakıyorsun 37'ye 62. Hale 62.73'e çıktı. Ya %2 yükselmiş. Evet. Kaçlardan geliyor bu mesela bu kriz? Bunlar kriz olmasa bu bazen %50 %50 işte seviyelerde durur. Mevduatta şey olan. Ama ekonomi rayında pozitif gittiği dönemlerde kimse elinde dolar bekletmez. Bunu yatırım aracı olarak kullanır. Bizim burada gördüğümüz şey de Türkiye'de mesela çok iyi dolar. Dolarımız olmadığından TL'nin değeri düşmüyor. İçeride iyi bir dolar var. Yani evet, bu da mevduat, şu andaki Merkez Bankası'nın elindeki resmi rakam, başkanın açıkladığı rakam, daha 16 Aralık itibariyle dolar cinsinden 231 milyar 650 milyon dolar dolar cinsinden mevduatımız var sadece. Evet. Türkiye'de bu aslında büyük de bir garanti değil mi bir yandan? Çok büyük bir para. Yani bizim batıyoruz falan böyle bir şey söz konusu değil. Bu para Türkiye'de para, Türkiye'de üretilen değerlerin parası. Ama dolar üzerinden hükümete ayar çekmeye çalışanlar, Türkiye'de istedikleri iktidarları evirmeye çalışanlar var. Çünkü bütün Türkiye'de ve dışarıda Türkiye'nin bu içinde bulunduğu şu andaki yükselme evresinde, bölgesel güçten küresel güce gitme evresinde en önemli engel Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 2023'te bunun nasıl iktidardan ederiz? Bunun için ellerinde, az önce Cumhurbaşkanım söylediği gibi ellerinde bir dolar silahı kaldı. Bu silah da gittiği zaman, çünkü rezerv para olduğu için bu silah elde duruyor. Bu silah da büyük oranda bu artan ihracat hacimleri sonrasında düşeceğini düşecektir. Geçmiş olacaklar şimdi, o zaman. Evet. Şimdi Abdurrahman sen de bir kısa bir yorum yap. Çünkü süremiz azalıyor Cumhurbaşkanı'nın. Sen burada stüdyoda en çok tepki sen verdin. Sayın Cumhurbaşkanımızı izlerken. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanımızı gayet net bir şekilde hedeflerini bilen, Türkiye'ye yönelik yapılan operasyonların farkında olan, özellikle TÜSİAD'a yönelik açıklamaları çok netti. İşinize bakın, üretin, istihdam sağlayın, bu ülkeye katma değer sağlayın. Bırakın bu siyasetle uğraşmayın, küreselcilerin tetikçisi olmayın diye net
cevaplar verdi. Bir de birçok şu an sosyal medyada, WhatsApp gruplarında hükümet işte kontrollü kambiyo rejimi gibi birçok, yani sabit kur getirilecek. Aslında kendileri böyle yayın yapıyorlar Cemil Bey. Acaba devlet sabit kura geçer mi? O hal mi getirilir? Serbest kura mı geçirilir? O hal, ekonomik o hal getirilir. Sonra bunu doğruymuş gibi yayıyorlar. Evet, şimdi Cumhurbaşkanımız çok net mesajlar verdi. Serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğunu, bu gibi iddialara itibar edilmemesini net olarak söyledi. Şimdi Skype'da da konuklarımız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Yunus Kılıç da aramızda. Şimdi reklama gitmeden önce bir hoş geldin diyelim. Yunus Bey, sizin de bir kısaca tepkinizi alalım Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına. Efendim, hayırlı akşamlar diliyorum size ve Cemil Bey, bütün konuklarınıza. Tabii Cumhurbaşkanımızın aslında herkesin konuşmasını deklare etmesini beklediği cümlelerdi bunlar ve içinden geçenlerdi bunlar. Doğrusuydu bunlar. Herkes böyle bir, hani yüreklerin tabirice ise yüreklerine su serpilmesine de ihtiyacı vardı. Çok net. Cumhurbaşkanımızın kişiliği böyle, biliyorsunuz. Aklından geçenleri ve inandıklarını ve ülke için hayırlı olacağına inandığı her şeyi o yana bu yana yalpalamadan, kıvırmadan direkt söyleyen bir kişilik. O yüzden bugünkü açıklamalar bence son derece önemliydi. Evet. Şunu özellikle bize anlattı, bence topluma bunu anlatmaya çalıştı. Bizim şu andaki uygulamış olduğumuz politikalar bir mecburiyetten, bir sıkıntıdan, bir zorunluluktan kaynaklanmıyor. Düşünülmüş, tasarlanmış, hesabı kitabı yapılmış, sonuçlarının efendim iyi olacağına inanılan bir projeksiyondur. Toplum da buna inanmaya ve arkasında durmaya devam etsin. Çünkü beklentisi ve söylemini böyle kısaca değerlendirebiliriz. Evet, sağ olun Yunus Bey. Şimdi sizinle de yayının ilerleyen saatlerinde konuşacağımız çok şey var. Şimdi bir de Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ekrem Alfatlı'ya bir iyi akşamlar diyelim. Bir de onun kısaca tepkisini alalım reklama gitmeden önce. Evet, ben de bütün katılımcılara hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi izleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği, özetlediği, kısaca özetlediği konu belki yarın pazartesi günü de hep algıların olgulara dönüştürülmeye çalışıldığı, maalesef üzülerek görüyoruz ki bir kısım manipülasyonların da mevcut iktidarı, mevcut düzeni, yeni ekonomik programı, ben ona program diyorum, belki birazdan tartışacağız, bununla ilgili özellikle döviz üzerinden yapılan manipülasyonlarla da bütün sistemi zayıf, güçsüz gibi gösterme noktasında bir operasyonun ürünü aslında. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun böyle olmadığını ifade etti. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Güç oyunu bozar. İnşallah Türkiye büyük ve güçlü bir devlet. Biliyorsunuz burada özellikle TÜSİAD özelinde belki bazı şeyler söylendi. Çalışansız işverenimiz, işverensiz çalışanımız olmaz. Ancak devletsiz hiçbir şeyimiz olmaz. Evet. Dolayısıyla biz 85 milyon büyük Türk milleti olarak öncelikle ülkemize, ekonomimize, milletimize sahip çıkacağız. Kimin ne yapmak istediğini, nasıl yapmak istediğini ben inanıyorum ki belki açılır sonrasında konuşmalarımızda. Evet, milletimiz feraset sahibidir. Ben buna inanıyorum. İnşallah güzel olacak, iyi olacak. Ama bu noktada da açık, şeffaf, aynı sizin yaptığınız gibi programların yapılması, yetkililerin bu konuda kamuoyunu bilgilendirmesi. Evet, Ekrem Bey. Sayın Cumhurbaşkanımız az önce bilgilendirdi. İnşallah devam ederiz. Ben bizi izleyenlere hayırlı akşamlar, güzel bir program olsun istiyorum. Evet, Ekrem Bey, bu konuları detaylı olarak konuşacağız. Sayın seyirciler, hakikaten şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla birlikte burada stüdyoda etraftan aldığımız havaya göre hakikaten hani tünelin ucunda bir ışık görüldü. Hani bu gecenin en karanlık olduğu yer sabahın gündüze gittiğimiz yerdir derler. Öyle bir durumdayız. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Dönüşte TÜSİAD'a olan tepki, şimdi TÜSİAD'la ilgili başka iddialar da var. Ödemeleri kestiler piyasayı zor duruma düşürmek için diye, hepsini konuşacağız.
Sakın bir yere ayrılmayın.